Ne haber Güven? Ay, haberler sende güzelim. Var mı bir gelişme? Basın toplantısı için kokteyl düzenlenecek ya. He. Onun için organizasyon firması bulmamı istedi bu sabah. Tam olarak ne yapması gerekiyor bu organizasyon firmasının? Bildiğin şeyler işte. Masa düzeni, kokteyller, içkiler, garsonlar. Süper, tamam, kokteyl işini biz devralıyoruz. Nasıl yani, anlamadım. Ya anlaşılmayacak bir şey yok işte. Sen benim dediğimi yap yeter. Bak Güven, beni zor durumda... Aşk olsun. Seni zor durumda bırakır mıyım hiç? Bırakmazsın değil mi? Lütfen, duymamış olayım. Güven. Söyleyeceğim. Ben... Neyse ya, boş ver. Ne oldu, bir sorun mu var? Aa, yok bir şey. Neyse ben artık gideyim. Nazif Bey daha fazla şüphelenmesin. Tamam, irtibatı kopartmıyoruz. Gelişme olursa beni arıyorsun. Ya söylesenize, ne oldu? Boş ver. Hadi be. Ya boş ver dedi ki Güven, uzatma. İyi tamam, o zaman ben de anlatmıyorum. Neyi? Nazif'ten nasıl intikam alacağımızı. Anlatma zaten, şimdi hiç sırası değil. Tamam, şimdi şöyle yapıyoruz. Hani anlatmayacaktın? Ya zamanımız yok diye anlatıyorum, yoksa normalde hayatta anlatmam. Tamam, bırakın anlatsın hadi. Canlar, kokteyle gidiyoruz. Onu biliyoruz zaten. Ama bilmediğiniz bir şey var. Kokteyli biz yapacağız. Ne? Nasıl ya? Ya böyle kaldınız işte değil mi? Bugün günlerden ne? Çarşamba. Hazırlık için 2 günümüz var. Tamam da planın ne? Maalesef ben yanınızda olamayacağım ama sürekli telefonda olacağım. Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Cuma gününe gidiyoruz. Güneşli bir İzmir günü. Büyük bir otelin toplantı salonundayız. Davetliler, gazeteciler filan. Hafif bir müzik çalıyor. Küçük masalar. İnsanlar ayakta sohbet edip içki içiyorlar. Açık büfe hazırlamışız. Hemen arkasında Atakan duruyor. Bir de Halil. Kanepeler, sandviçler. Çok fazla masraf yapmadan hallediyoruz tabii bunu. Nedir durum? Gelen giden yok hala. Afiyet olsun. Sen hangi gazetedensin? İsmi? Öyle bir gazete mi var? Aslında gazete değil, dergi. Dergi mi? Onu da duymadım. Daha çıkmadı da ondan. Ya niye aramadı hala? Daha öğrenemedi galiba. Yer misin? Hadi be Gülcan be, hadi be. Gülcan'ım. Çantanın nerede olduğunu öğrendim. Neredeymiş? Salonun hemen arkasında bir oda varmış. Sanatçılar için dinlenme odası. Kulis gibi bir şey işte. Kulis gibi bir yer. Tek oda mı oradaki? Evet, yalnız kapısında 2 tane adam olacak. Tamam, onu hallederiz. Nazif ne alemde? Çıkacağız birazdan. Sağ ol canım, çok teşekkür ederim. Öpüyorum seni. Gülcan. Buyurun efendim. Söyle arabayı hazırlasınlar. Tabii efendim. Bir tersi gördüm. Of. Ne oldu? Muhabirin biri taktı bana. Ay devamlı soru sorup duruyor. Nerede o uyar? Ay geliyor ya. Toplantıdan sonra bizim gazeteye gelsene. Olmaz. Yazı yetiştirmem lazım. Hadi ama. İşim var dedi arkadaşım, duymadın mı? Sana ne oluyor ya? Lan. Mine, sen Atakanların yanına geç, sen de uza hadi. Efendim? Düğmeye basıyoruz Deniz'ciğim. Haber geldi mi? Geldi. Salonun arka tarafında bir tane oda var, para orada. 2 tane adam koymuşlar yalnız oraya. Başlıyoruz yani. Tamamdır. Her şeyden önce sakin olun. A planını uygulayın. Eğer bir aksilik olursa direkt uzayın, tamam mı? Tamam. Hadi. Atakan. Başlıyoruz abi, su nerede? Karşıyaka ne yaptı bu hafta? 2-0 aldık. Acayip maç oldu ama. Hadi canım, öyle mi? Öyle tabii. Arap'ın yanında. Hadi ya. Merhaba. Merhaba. Sormayı unuttum. Almaz mısınız? Sağ olun. Siz? Olmaz. Alın.
Sağ ol. Gömleğiniz de pek hoşmuş. Öyle mi? Hı hı. Ha ne diyeceğim, ben şimdi terasa gidiyorum. İsterseniz siz de gelin, sohbet falan ederiz ha? Yok. Kendi. Senin ne işin var burada? Ben... Git konutlarla ilgilen, burada kırdın. Ama şefim... Yürü dedim. Affedersiniz. Ne yapıyorsun sen? Konuşma, içine düştün adamların. Ben seni içeri gir diye yaptım şapşal. Ben anlamam. Kimse benim karımla terasa çıkamaz. Ne oldu, aldınız mı parayı? Hayır, işe yaramadı. Niye? Atakan'ın yüzünden mahvetti planı. Heyecan mı yaptı o? Hayır abicim, kıskançlık krizine girdi. Seni de gördük abicim biraz önce. Muhabir az kalsın dövüyordu. Tamam, onu bırakın da ne yapacağımızı sor. Alo Deniz, alo. Plan yatar, ne yapacağız? Peki tamam tamam, panik yok. Hemen B planına geçiyoruz. B planı mı? Evet, sen Mine'yi alıyorsun. Sen şimdi Mine'yi kıskanırsın tabii. Aslı'yı alıyorsun. Gidiyorsunuz. Aslı'yı mı? O garson şu an burada. Ya sen benim dediğimi dinlesene. Aslı'yı alıyorsun, gidiyorsun. Halil oralarda mı? Burada. Tamam. O şimdi bahçeye çıksın. Tamam da ne yapacağız? Başlıyorum. Aslı dur lütfen. Defol git buradan. Görmek istemiyorum seni. Sevgilim yapma. Bırak beni. Çok sevmiştim seni. Ya ben de seni seviyorum, inan bana, yemin ederim. Sen git bunu sevgiline söyle. Allah Allah, ayrıldık diyorum, anlamıyor musun? Yalan söylüyorsun, ikimizi de kandırdın sen. Rahat bırak beni, git git. Yeter be, gidiyorum ben. Yapabileceğimiz bir şey var mı hanımefendi? Yok, iyiyim de ben. Ya... Benim böyle bir tansiyonum falan düştü. Hani oturacak yer olsa. Tabii buyurun içeri. Tabii. Ay kusura bakmayın, özür dilerim ya. Buyurun oturun şöyle. Kandırdı beni. Evleneceğim diyordu, aldattı beni. Sakin olun hanımefendi. Muhtaç versene. Ha, bir şey diyeceğim. Bir düşeceğim, açar mısınız? Nefes alamıyorum da ben. Tabii. Buyurun. Demek ayrıldın benden, öyle mi? Güzel rol yaptık ama değil mi? Ya evet. Ne kadar inandırıcıydınız, canım, aşkım, sevgilim falan. Aa, kıskanmışım benim sevgilim. Alo Kıvırcık, ne yaptın? Bahçedeyim. Hah, güzel. Şimdi binaya bak, salonun arka tarafında kalan bir yerde açık bir pencere olacak. Yine mi pencere ya? Hadi be. Bu pencerelerin hepsi kapalı. Ya bir tanesinin açık olması lazım, iyi bak. Ha, pencerenin biri açıldı. Ha tamam, eğil şimdi, görmesinler seni. Tamam eğildim, şimdi ne yapıyorum? Amuda kalk, el çırp. Ne diyorsun kardeşim sen? Dalga geçmenin sırası mı şimdi? Tamam tamam kızma, şaka yaptım ya. Aslı içeride mi? Ay tansiyonum şimdi. Aa, vallahi doğru da. Yanında da iki adam var. Tamam, sen şimdi bekle orada, bekle. Oda boşalınca direkt giriyorsun, çantayı alıyorsun. Vın turizm, tamam mı? Anlaşıldı, tamam. Nasıl oldunuz hanımefendi? Sağayım, sağ olun. Ben gideyim o zaman. Zahmet oldu size de. Oldu o zaman. Buyurun. Sağ olun. Söyle şunlara parayı getirsinler. Tamam abi. Alo, Oktay. Nazım abi geldi, parayı getirin. Çanta ellerinde. Ulan Halil, senin yapacağın işe ben.
Geçmiş olsun arkadaşlar. Paralar gitti. Gördük. Of. Alo Kıvırcık, ne yaptın? Aldın parayı. Ha, aldım. Ne? Ya vallahi benim suçum yok. Adamlar geri döndü birden. Of, tamam tamam, hadi kapat. Anlaşıldı, bu iş bensiz olmayacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.